Yasin Aktay Türkiye tecrübesi faiz-enflasyon ilişkisini yeniden yazıyor. Merkez Bankası 3 ay içinde 3 ayrı kararla toplamda %10'luk bir faiz indirimine gitmiş oldu. 25 Temmuz'a kadar %24 seviyesinde olan politika faizleri şimdi %14 seviyesine gerilemiş durumda. Buna mukabil bu faiz indiriminin piyasaları çok olumsuz etkileyeceği, enflasyonun yükseleceği, Türk lirasının hızla değer kaybedeceğine dair artık espere dönüşmüş uyarıların bir karşılığının olmadığı ortaya çıktı. Faiz hızla düştü ama dolarda bir kıpırdama olmadığı gibi enflasyon da yükseleceğine daha da düştü. Bu durumda yıllardır %24 seviyesindeki bir faizle ısrar edenlerin kime hizmet ediyor olduğunu, ekonomide alabildiğine teknik, bilimsel, süslü açıklamalarla bizi kimler adına kandırmakta olduklarını bu vesileyle güçlü bir biçimde sorgulamak gerekmiyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yıllardır enflasyonla faiz arasındaki nedensellik konusunda hegeman iktisat anlayışıyla çatışıyor. Faiz enflasyonun çaresi değil nedenidir. Enflasyonu indirmek için faizleri yükseltmek her zaman tam tersi bir etki yapmaktadır. Bunu olayları izleyen en basit bir akıl sahibi bile görebilirken iktisatçılar neden görmezler diye soruyordu. Neden görmedikleri aslında açıktı. Türkiye'de paradan para kazanmaya alışmış kesimler herkesin gözünü bu süslü bilimsel teknik açıklamalarla boyayarak Türkiye'ye en büyük sabotajı yapmaktaydılar. İşin ilginç tarafı tam da faizleri belirlemekten sorumlu ekonomi birimi özel olması beklenen Merkez Bankası'na bağlıdır. Bu birime baskı yapılamaz, talimat verilemez. Ama bu birimin uyguladığı politikalar seçimle iş başına gelmiş ve halka hesap verecek olan politikacıların hiç müdahil olamadığı çok geniş bir alan oluşturuyor. Politikanın can damarı böylece tamamen politika dışı bırakılıyor ve üstelik bu alanda bal gibi politikalar uygulanarak hiçbir şey üretmeyen birilerinin paradan para kazanması bir dokunulmazlık zırhına kavuşturularak temin edilmiş oluyordu. Yüksek faizlerin ekonomide yatırımların düşmanı olduğu, dolayısıyla işsizliğin en önemli sebeplerinden birisi olduğu malum paradan para kazanmanın bu kadar cazip olduğu bir piyasada kimse başını ağrıtıp yatırım yapmaz. Yapmak isteyenlerse önlerine çıkan finansman açığını kapatmak üzere yüksek faizli kredi borcunun altına girmeyi göze almazlar. Zaten bu yüklerin altına girmeyi göze alanları kısa süre içinde faiz borçları altında ezilmekten başka bir sonuç beklemiyor. En basit gerçek tam olarak buyken Merkez Bankası yönetim kadrosunu değiştirmesi üzerinden bile Erdoğan hakkında istibdat edebiyatından geri durulmaz. Aslında sadece şu üç ay içinde olanlar bile bu söylemlerin nasıl bir talanı örtmez ettiğini ortaya koyuyor. Mevzu sadece talan değil tabi. Bir de büyümeye endekslenmiş Türkiye'nin önünü açıkça kesmeye ayarlanmış açık bir ihanet var ortada ve bu da yeni bir şey değil. Aslında Erdoğan'ın daha verimli bir büyüme ve istihdam için baştan beri uyguladığı politikaların en yüksek başarı düzeyini kaydettiği tarih 2013 Mayısı'dır. Faiz oranlarının Cumhuriyet tarihinde ilk defa %5'in altını görmesi söz konusuydu. IMF borcun son taksidinin de ödenmiş olduğu o tarihte bir anda geze hadiseleri başlamış ve Türkiye o tarihten itibaren ardı sıra ekonomiyi olumsuz etki eden malum rüzgarlara yakalanmıştı. O tarihte Erdoğan'ın dilinden bütün bu faaliyetlerin fayda olarak faiz lobisi ifadesi düşmüyordu. Türkiye ve dünya solu ne kadar kutsal bir anlam atfederse atfetsin, gezi hadiselerini Türkiye'nin ve dünyanın en acımasız, en ahlaksız kan emici finans kapitalistleri destekliyorlardı. Üstelik öyle gizli kapaklı da değil. Alenen açık açık kendilerine atfedilen çapulcu kisvesini yüzsüzce takınmaktan da geri durmadan. Tabi bundan daha ibret verici olan Türkiye'de kendine solcu diyenlerin bu failleri göre 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 olayları üstlenmeye devam etmeleri, kastıkları derin analizlerle kendilerine ve eylemlerine solcu demeye devam etmeleriydi. Oysa tablo bugün biraz daha net. Gezi hadiseleriyle birlikte Türkiye bir faiz cenderisine tekrar yakalandı. Daha fazla insan işsiz kaldı. Daha fazla finans kapitalisti Türkiye'de istihdamın önünü kapatacak şekilde haksız yere paradan para kazandı, insanları sömürdü, aç bıraktı, toplumsal güven aşındı. Bu arada sol atanamamış devrimci halleriyle, Geziye güzellemelerine devam etti. Erdoğan'ın faiz ve enflasyon arasındaki nedensellik tezi ekonomi yönetimlerine ders olacak şekilde tekrar denenmiş ev kanıtlanmış durumdadır. Şimdi tekrar %14 seviyesine indirilmiş olan faizle birlikte durumun restorasyonuna iyice yaklaşılmış oluyor ama hala o seviyeyi yakalamış değiliz. Ancak artık kanıtlanmış bu teze birlikte geleceği daha iyi ve daha güvenli öngörebiliriz. Türkiye yatırım için şimdi çok daha elverişli, çok daha güvenli bir ülke.